Sevgili izleyiciler, Türk sinemasının ünlü ve güzel yıldızlarından Serpil Çakmaklı'nın da bulunduğu bir ortamdayız. Bir akşam çayı mı, akşam kahvesi mi, ne diyelim adına efendim? Vallahi ne demek lazım bilemiyorum aslında ama her şeyi barındırıyor gibi. Önemli olan birlikte olmak değil mi efendim? Aynen öyle, sıcak, evet. Güzel bir sohbet var burada şu an. Karınlarımız çok aç, yemek yiyeceğiz, sohbet evet. Edeceğiz. Biz de havayı karartmadan bu güzel ışık ortamında biraz sizinle sohbet edelim istedik. Peki efendim, soruları alayım. Soruları alayım. Şimdi Serpil Hanım'ı sevgili izleyiciler tanımayan yok tabii. Ünlü bir sinema yıldızımız. Yılların eskitemediği güzellerimizden birisi. Teşekkür ediyorum. Bu tabii bilenler biliyor Serpil Hanım'ı. Nasıl gidiyor hayat? Biraz böyle emeklilik modu var mı? Yok. Çok erken bana. daha tam tersi. Çünkü biliyorsunuz ki çok uzun yıllar bir ara verdim. Şu anda benim için yeni başlıyor. Çok güzel projeler var. Yeni yayın döneminde televizyon programı gibi, dizi gibi. Onlar üzerine çalışıyorum. Mayıs'ın 31'inde engelliler adına bir gece organize edeceğim. Çok büyük bir geceye tekrar imza atıyorum. Ne Onun güzel. Hazırlıkları başladı. Sosyal bir gece olacak. Onun dışında büyük bir defile olacak. Osmanlı defilesi, büyük firmaların da katılımıyla. Yine kırmızı halısıyla, kokteyliyle, açık büfesiyle yaza bir merhaba diyeceğiz. Çünkü yazlık bir mekanda oluyor zaten bu gece. Bunu A'dan Z'ye Ser'le yapım olarak, ben yönetim kurulu başkanı olarak ben kendim yapıyorum. Ve bu proje içinde, tabii ki büyük bir proje olduğu için görevlendirme dediğimiz belli arkadaşlarım var yanımda. Ona hazırlanıyorum. O geceden sonra da ancak kendi programım için hazırlıklarımı yapacağım. Yeni yayın döneminde de Serpil Çakmaklı ekranlarda olacak programıyla beraber sevgili dostlarını, arkadaşlarını ağırlayacak. Peki sizi Beyaz Perde'de sayısız izledik. Evet. İnanılmaz güzel filmlere imza attınız. Onu çok iyi biliyoruz. Ancak dizilerle pek aranız iyi olmadı mı? Bana mı öyle geliyor? Dizilerle aram olmadı değil. Çünkü ben zaten televizyon kökenliyim. Her ne kadar sinemaya Kemal Sunal'la adım atmış olsam dahi benim Serpil Çakmaklı olarak duyulmam, Tarık Dursun Kakıncı'nın romanı Alçaktan Uçan Güvercin dizisiyle TRT ekranlarında biliyorsunuz. O zaman zaten kanal yoktu. Evet. Oradan sonra Serpil Çakmaklı diziden sonra şöhret olmuştur. Müjde Ar gibi aslında biz televizyon dizisinden sonra şöhreti yakalayıp sinemada yolumuza devam etmiş isimleriz. Şimdi biliyorsunuz ki dizi sektörü inanılmaz derecede bir patlak verdi. Ama bunun ne kadar yanlış olduğunu artık gözlemlemeye başladık. Çünkü insanlar ne izleyeceklerini şaşırdılar. Ve çok emek verilerek, çok büyük kadrolarla hazırlanan dizilerin de maalesef kalkmaz dediğimiz bir noktada dizilerin yayından kaldırılması başlandı. Oysa ki gelen projeler bana bir şey kazandırmalı. Şimdi benim bu saatten sonra kendimi ekranlarda gösterme ihtiyacım yok. Elbette. Olmamalı da. Sağlam bir projeyle önce kendi içime sindireceğim. Bu kadar durduktan sonra güzel bir projeyle de tekrar setlere döneceğim. Sosyal Buyurun. Çalışmalarda beraberinde devam edecek. Aynen, devam etmek zorunda. Zaten ben sosyal olayların yanında ancak beni görebilirsiniz. Çok fazla her yere katılan, giden bir insan değilim. Gece hayatım da aynı şekilde. Öyle bir gece hayatım da yok. Hani bir yerlerde kokteyl ya da davet olursa öyle. Hani belli artık kriterlerim var. Ona göre hareket ediyorum. Onu dengelemeye çalışıyorum. Onun için dizide de beni göreceksiniz ama dediğim gibi laf olsun diye değil. Anladım. Gerçekten bana bir şey kazandıracaksa. Evet, o zaman iple çekeceğiz. Onun için barışığım yani o işlerle son derece. Öyle Peki. değilim yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, afiyet olsun. Çok diyelim. Teşekkürler, sağ olun. Size de iyi akşamlar diyelim. Merhabalar, iyi akşamlar. Güzel akşam
artık bahar diyebiliriz. Değil mi? Değil tam mi? Bahar geldi gerçekten. Evet. Rumeli'de de gerçekten adınız gibi Rumeli'de de gerçekten bahar çok erken gelir ve çok güzel gelir. Bu arada da bizi izleyen herkese öncelikle selamlarımı ileteyim. Bütün Balkanlara da öyle çünkü sizin izleyici kitlenizin ne kadar çok yoğun olduğunu bilirim. Ama Balkanlar sizin için özel herhalde değil mi? Biraz değil öyle mi? Diye çünkü değil adınız mi? Da Rumeli. Değil mi? Rumeli formatında biraz aynen. Çalışıyoruz. Aynen. Dediğiniz gibi katılıyorum. Aynen. Neler var yeni günlerde, evet. Yeni dönemlerde hemen, çalışmalarınızda? Evet, hemen söyleyebilirim. Hem radyoda hem televizyonda çalışıyorum. Şu anda Kanal T ekranlarında. Televizyon programım bir 6 aydır devam ediyor. Aynı zamanda kanalımızda birçok ünlü değerli dostlarımız var. Yıldız Tilbe, Kuşum Aydın, Oya Aydoğan gibi televizyonun da tanıdığı çok değerli isimlerle aynı kanalda çalışıyorum. Geceleri de 8 ile 10 arası FD radyodayım. O anlamda son derece mutluyum, çalışıyorum. Yeni bir albüm hazırladım. Yıldız Tilbe ile çalıştık. Beraber düetlerimiz ve şarkı sözlerimiz var. O anlamda çok mutluyum. Peki, biz de mutluyuz. Bu güzel sözlerinizden dolayı evet, çok teşekkür ederim. Sevgilerimi sunuyorum. Bay bay. Neslihan Maltepe. Merhaba. Tescilli güzelimiz mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz efendim? Öyle de diyebilirsiniz. Ünlü sunucumuz diyebilirsiniz. Oyuncumuz diyebilirsiniz. Her şey hepsi var. Evet. Hepsi var çok şükür evet. Diyoruz. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor Allah'a şükür. Koşturmaca devam. Neler var son projelerde efendim? Şu anda Fok TV'deyim. Yeni açılan bir kanal biliyorsunuz ama bayağı atakta. Çok güzel projeler var. Perihan Savaş gibi çok iyi isimler var. Ben de ünlü magazinci Bekir Saçar'ın önderliğinde onun hazırladığı Fok Elit isimli bir magazin programı yapıyorum. Orada magazin programını sunuyorum. Cemiyet magazin programı, sosyete ve cemiyet üzerine ağırlıklı. Onun dışında işte reklam çekimleri devam ediyor. Çeşitli işte modellik çalışmalarım da devam ediyor. Ünlü markaların yüzüğüm biliyorsunuz birçok markanın. Onların işte defileleri, çalışmaları, çekimleri koşturuyorum. Zaten en son dizi olarak da İffet'teydim biliyorsunuz geçen sezon Star TV'de. İffet'ten sonra yeni bir dizi olarak görüştüğüm birkaç senaryosunu okuduğum proje var. Fakat henüz aklıma yatan bir proje olmadı. Bir de bu sezon birden çok fazla proje geldi. Açıkçası içlerine karar vermekte zorlandım. Yeni sezon için inşallah dizi de olacak. Ama şimdilik programım çok güzel bir şekilde devam ediyor. Pazar günleri yayınlanıyor bu arada. 12.30 ile 1.30 arasında. İzleyicilerimiz takip edebilirler oradan. Daha ne olsun diyelim değil evet. Mi? Ne mutlu size. Evet. Bir Rumeli güzel. Balkan kızından da bu beklenir değil mi? Evet, on parmağında on marifet. Rumeli konusunu açalım. Konuşalım. Evet nedir Balkan kızlığı? Benim şöyle anne baba Yunanistan göçmeniyiz biz. Evet aslında tam göçmen de sayılmayız. Çünkü dedemler orada yaşıyor benim. Dedem, teyzem, dayım bütün akrabalarımız orada. Bir ayağımız orada diyelim yani gidip geliyoruz sürekli. Ben küçük yaştayken gelmiş ailem buraya evlendikten sonra. Sonra burada bir yaşam kurmuşlar kendilerini. Ben 15-16 yaşındayken bir güzellik yarışmasına girdim Türkiye'de. Tabii bir Rumeli kızı olarak hemen derecemi olarak. Aldım. Miss Club Turkey güzeliyim. Evet. Zaten yarışmadan sonra Erberk ile çalışmaya başladım. Erberk Ajans hemen kaptı beni. Sonra Big Üniversitesi'ne girdim zaten. Big Üniversitesi'nde medya okumaya başladım. Can Gürzap'a gittim. Can Gürzap'tan sunuculuk eğitimi, diksiyon eğitimi aldım derken bir baktım televizyondayım. Öyle başladı. İşte TV8, ATV derken buralara kadar geldik. Can Gürzap benim de sevgili dostum. Ona buradan selam gönderelim. Öyle mi? Evet, çok sevdiğim bir hocamdır. Çok bizim değerli. Dersimize girdiğinde bütün kızlar böyle hayran hayran ona bakıyorduk. Evet. Çok iyi bir hocadır. Peki ne diyeyim? Devamını dileyim bu güzel çalışmaların. Çok teşekkür ediyorum. Rumeli güzelimize. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bizden de sevgiler, sağ olun. Teşekkürler.